Dün açıklamalarını ekranlarımıza taşıdık. Aspor yorumcusu Volkan Demir bizlerle birlikte Skype bağlantısında Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Volkan, günaydın, hoş geldin. Günaydın Çiğdem. Herkese günaydın. İyi günler diliyorum. Nasılsın? Keyifler yerinde mi? Maça rağmen uykunu almış gözüküyorsun Volkan bugün. Evet, biraz geç bitti mesaimiz ama tabii ki sabah sporu için erkenden kalktık. Teşekkür ederiz. Peki o zaman maçı sorayım hemen. Yani sana çok fazla sorum var ama maçın detaylarını konuşmak istiyorum. Seriye kupada da devam etti. Tur atladı. Beklentiler dahilindeydi ama oyunu nasıl buldun? Ya bence açıkçası Kasımpaşa önemli bir fırsat kaçırdı. Oyun olarak konuşmak gerekirse. Özellikle maçın ilk yarısında Fenerbahçe'nin futbolunun tura yeteceğini ben düşünmüyordum. Çok kısır, üretkenlikten uzak, mücadeleye dayalı fakat çok da böyle rakibine üstünlük kurabilmiş bir görüntü yoktu. Zaman zaman baskı kurmuş olmasına rağmen. İkinci yarıda Caner Erkin'in artık o alıştığımız etkili ortalarından, etkili duran toplarından bir tanesini kullanması ve Samatta'nın golüyle Fenerbahçe skor avantajını yakalayınca bu kez Kasımpaşa biraz daha toplu oynamaya ve Fenerbahçe'yi force etmeye, zorlamaya çalıştı ama bunda da çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Dönem dönem Saman Ali gibi pozisyonlar yakalansa da toplamda baktığında her iki takımda turu böyle aldı, hak etti diyebileceğimiz bir futbol oynamadı. Çok küçük detayların belirleyeceği bir maç olacaktı. O küçük detay da Caner Erkin'in yaptığı güzel orta oldu. Ve tabii Samatta'nın orada dokunuşu oldu. Kafa dokunuşu oldu. Küçük bir detayın belirlediği bir maç oldu ve Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı. Tabii şunu söylememiz lazım. 2020'nin son maçı Başakşehir galibiyetle kapattı Fenerbahçe 2020'yi. 2021'de de 3 lig maçı bir de kupa maçı olmak üzere 4 maçını da kazandı Fenerbahçe. Ve bu 4 maçta sadece 1 gol yedi. Son 5 maçında sadece 2 gol yedi. İstatistik olarak baktığımızda Fenerbahçe gerçekten sonuç almaya başlayan bir takım görüntüsünde. Evet, belki bazı oyuncularından faydalanamıyor. Dönem dönem sakatlar, Covid vakaları dolayısıyla eksikleriyle mücadele etmek de zorunda kalıyor her takım gibi. Ama şunu söyleyelim, o birkaç hafta öncesinde yani 2020'nin son ayında, Aralık ayında ortaya çıkan kriz ortamı Fenerbahçe'nin biraz artık uzağında gözüküyor. Evet. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla yardımlaşma son derece yüksek. Bunun dışında takımın özgüveni gerçekten her geçen gün artıyor. Kazandıkça tabii ki artması gerekir. Her geçen gün artıyor. Ve Fenerbahçe iyi bir yolda ilerliyor. Şimdi son 4 maçını kazandı. Bir tane de kupada olmak üzere 5 maçını kazandı. Şimdi önündeki 4 maçta 3 tanesi Kadıköy'de olacak. Önemli bir fikstür avantajı da var. Eğer bunu puana çevirebilirlerse ligde çok daha iddialı bir konuma gelebileceklerini düşünüyorum. Maçla ilgili 2 tane daha anekdot var. Onları da aktaracağım. Sonra başka sorulara geçebilirim. Birincisi, maçın ilk yarısında bence maç 0-0 giderken Harun Tekin'in teline yaptığı pozisyonun ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Orada bir Harun topla karışık adama da müdahalesi var ve orada düşmesine sebep oluyor. Bence pozisyon penaltı. VAR'a gidilmemesini anlamış değilim. Ve tabii ki bunun dışında Mert Hakan'ın kırmızı kartı doğru ama öncesinde Aytaç'ın yaptığı hareketinde ben kasti bir hareket olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Bence net, hatta tartışmaya açık bir pozisyon değil. Burada da Aytaç'a gösterilmemesi kartın, yani Mert Hakan'a gösterilen ve doğru olan kırmızı kartın Aytaç Kara'ya gösterilmemesinin de son derece saçma olduğunu belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde VAR'a götürülmedi hakem. Neden götürülmedi? Anlayamadım bunu. Böyle bir uygulamanın mantığını çözemedim. Çünkü çok daha basit, çok daha kolay pozisyonlar için VAR'a çağrılıyor hakemler. Burada bir oyuncunun kafasına ayakla bence Evet. kasti, birçok kişiye göre kasti bir hareket var. Fakat buna rağmen VAR hakemi Ümit Öztürk'ü çağırmadı ve Aytaç Kara biraz da VAR hakemi sayesinde, VAR hakemi marifetiyle kırmızı kart görmeyerek belki de birden fazla maçı Peki. kaçıracaktı. O maçları oynama şansı buldu. Gecenin en enteresan olayı da bu VAR uygulamasıydı diyebilirim. Doğru, tartışılan da bir konu oldu senin de söylediğin gibi Volkan. Elbette izleyicilerimiz transferden de bizlerle paylaşacaklarını bekliyorlar. Biz Erol Hoca'nın açıklamalarını az evvel buluşturduk izleyenlerle. Artık Mesut Özil gelecek gibi duruyor. Hem başkanın sözleri, hem hocanın sözleri, hem bizzat oyuncunun sözleri.
Ama galiba Arsenal'le çözülmesi gereken bir takım problemler var. Yani alacakları ne istiyor sonuçta? Boşa çıkmak istiyor. Anlaşma sağlanıyor mu? Yani çok yakın mı artık bu anlaşma? Sağlanmazsa mecbur orada forma giymeye devam edecek büyük ihtimalle. Ne dersin? Artık pazartesi günü gelmesini bekliyor taraftarlar. Çok az bir zaman kaldı herhalde, öyle değil mi? Forma giymesi değil, forma giymemesi eğer anlaşma sağlanmazsa zaten Mesut Özil Arsenal'de forma giyemediği için ayrılmak istiyor. Forma giyememeye devam edecek eğer Doğru. Arsenal'de kalırsa. İşin bu enteresan boyutu. Yani Doğru söylüyorsun. Oynatmadığı bir oyuncuyu ne seviyede kullanacak, ne seviyede takımda tutacak? Bu cevaplanması gereken ilk soru. Ben Mesut Özil konusunda Arsenal'in çok inatçı ve çok katı bir tavırda olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok ciddi bir maliyeti var. Yani Mayıs ayına kadar 7 milyon pound gibi bir maliyeti var. Sezon sonuna kadar. Şimdi burada Fenerbahçe'den verilecek bir para var. Sponsorlardan alınacak para var. Mesut'a verilecek bir para var. Bunun dışında Arsenal'le arada bir fark var. Yani o farkın da hangi seviyede Arsenal tarafından karşılanacağı konusunda pazarlıklar devam ediyor. Sana katılıyorum. Çok kısa süre içerisinde Mesut Özil konusunun ben Fenerbahçe lehine olumlu sonuçlanmasını bekliyorum. Aldığımız bilgiler hep bu yönde. Emre Belezoğlu son yaptığımız sohbet toplantısında ilk kez Mesut bu kadar yakın Fenerbahçe'ye ifadesini kullandı. Evet. Sevgili Ahmet, senin konu sorusuna da Erol Hoca'nın verdiği biraz manidar bir cevap da var. Gelişmeler ne durumda diyor. Hep birlikte izleyeceğiz diyor. Yani izleyeceğiz derken Fenerbahçe formasıyla mı izleyeceğiz yoksa gelişmeleri mi izleyeceğiz? Biraz ucu açık bir yanıt olmuş. Erol Hoca da burada bir kelime oyunu yapmış anladığım kadarıyla. Ama tabii ki herkes hem Mesut'un tavırlarından, sosyal medyadaki davranışlarından hem de bizden işte Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerin aldığı bilgilerden Evet. farkında ki Mesut Özil konusu yavaş yavaş sona ermek üzere. Ben bunun çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Önümüzdeki hafta senin de söylediğin gibi belki pazartesi günü, belki birkaç gün sonra Mesut Özil'in Fenerbahçe lehine olumlu sonuçlanacak bir transfer olarak noktalanmasını bekliyorum. Peki Volkan, diğer transferleri de sorayım sana son olarak tabii. Hoca da söyledi. Salah için bir görüşme olduğunu, Apollon Limassol kulübünden gelen bilgilerle anlıyoruz ki bir görüşme var orada. Perotti mesela gidiyor herhalde büyük ihtimalle. Yollar ayrılacak gibi duruyor. Hocanın sözlerinden bunu anladık. Yerine bir takım arayışlar var. Az evvel transfer grafiğimizde tüm manşetler üzerinden konuştuk. Stopere birçok aday aranıyor anladığımız kadarıyla. Mesut dışındaki transfer gündeminde hangi isimler var? Kısaca alayım senden. Hızlıca aktarmaya Tabii. çalışayım. Şu an bizim de önümüzde bir liste var A-Spor ekranında. Osayi Evet. Samuel %100 doğru. Fenerbahçe'yle ilgilendiği bir oyuncu. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Simon Deli %100 ilgilendiği bir oyuncu. Atilla Salahi konusunu istersen biraz detaylandırabilirim. Lütfen. 2 milyon euro bir bonservis. Bunun bir kısmı eski kulübüne gidecek. 400 bin eurosu yani %20'si. Ve oyuncuya verilecek 350 bin euroluk bir maaş durumu söz konusu. Ve Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Belki Mesut'tan önce bile bitebilir. Böyle bir çalışma sürdürülüyor. Macar milli takım oyuncusu. Sol ayaklı bir stoper. Sol bekte de oynayabiliyor. Bizim milli takımımıza karşı Uluslar Ligi'nde görev yapmış. Macar milli takımın as oyuncularından bir tanesi ve henüz 22 yaşında, 23 yaşında. Hem geleceğe bir yatırım olarak hem de potansiyel olarak gelir gelmez katkı sağlayabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Bu transferin de çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında yapılacak takviyeler biraz gideceklere bağlı. Senin de ifade ettiğin gibi Perotti çok yüksek ihtimalle bu hafta içerisinde yani önümüzdeki hafta içerisinde Fenerbahçe ile bağlarını koparacak. Çünkü bir sakatlığı var. En az 3 ay bunun 8 aya kadar uzama ihtimali olan bir operasyon geçirmesi bekleniyor. Lemos konusu Fenerbahçe'de sıcaklığını koruyor, gündemdeki yerini koruyor. Bence Lemos da ayrılacak oyunculardan bir tanesi olacak. Atilla Salahi transferinin gerçekleşmesinin ardından. Mauricio Lemos'un hemen takımdan ayrılmasını bekliyorum. Bunun dışında bir kanat transferi, Osayi Samuel az önce ifade ettiğim gibi listede olan isimlerden bir tanesi. Bir de
Fenerbahçe ile birlikte başka Türk takımlarına da önerilen bir oyuncu var. O da Atalanta'nın kaptanı ve şu anda kadro dışında olan Papu Gomez, Arjantinli oyuncu. Çok etkili bir oyuncu. Atalanta'nın son dönemdeki yükselişindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Evet. 2 yıllık bir görüşme var. 2 yıllık bir anlaşma konusu, görüşme var. Tabii biraz daha maliyetli bir oyuncu. Yani yıllık ücreti yine Mesut gibi yüksek bir oyuncu olur eğer gelirse. Bununla ilgili görüşmeler var ama kanat transferinin henüz net bir karar verildiğini söyleyemeyeceğim. Kanat transferi biraz daha uzayabilir, biraz daha transferi son günlerine doğru sarkabilir gibi gözüküyor. Ama Papu Gomez isminin de Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden biri olduğunu ifade edelim. Peki Sokratis'i de sorayım. Yani stoper adaylarını sen zaten saydın. Çoğu zaten Fenerbahçe'nin gündeminde anladığımız kadarıyla, ama transfer dönemin en başından beri biz Sokratis'i konuşuyoruz. Hep biliyorsun manşetlerde, ki sen de haberini yaptın, gündemde. Yani hocanın hakkındaki ilk aday kim? Sence o bölgeyi kurtarabilecek, o bölgeye fayda sağlayabilecek daha doğrusu isim hangisi? Sokratis ismi ilk başta gündemde ve gündemin ilk sırasındaydı. Fenerbahçe'nin ilk sırasındaydı. Ardından Salah ile bir anlaşma zemini oluşacağı anlaşılınca ortaya bir anlaşma zemini oluşacağı ortaya çıkınca Fenerbahçe rotasını bu tarafa çevirdi. Çünkü çok daha genç bir oyuncu. Şimdi Euro 2021'de forma giyecek. Belki de birkaç ay oynatıp satabileceğiniz, para kazanabileceğiniz bir oyuncu. Potansiyeli var. Bu nedenle Sokratis'in yerine tercih edilmiş durumda şu an itibariyle. Atilla Salah'ı ön planda Fenerbahçe'nin transfer listesi, stoper transferinde. Ha, bana mesela şöyle sorular geliyor. 2 tane stoper transferi olur mu? Yani hem Tisserand'ın yerine hem Lemos'un yerine. Ben onu çok zannetmiyorum. Öyle bir şey olacağını çok sanmıyorum. Sonuçta Tisserand da çok yeni gelmiş bir Evet. oyuncu ve bazı hataları olsa da maçlarda genel olarak performansı beğenilen bir oyuncu. O yüzden ben tek stoper transferi bekliyorum ve dediğim gibi bu transferinde, bu tek stoperinde Macar milli takım forması giyen, Kıbrıs Rum kesiminde Apollon Limassol forması giyen Atilla Szalai Peki. olmasını bekliyorum. Atilla Szalai'nin de tercih sebebini anlattım. Biraz daha genç ve biraz daha hem performans alabileceğiniz hem de geleceğe yatırım olarak düşünülen bir oyuncu görüntüsünde. Peki Volkan, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, kolaylıklar dilerim ben de. A Spor yorumcusu Volkan Demir'le bir Skype bağlantısı gerçekleştirdik ve Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk sevgili izleyenler.